Hafta sonu hareketliydi. Bir mektup bırakarak Zeytinburnu'ndan kaybolmuştu. Medine İnan. 21 Kasım Pazar günü kaybolmuştu. O da efendim nereye gidebilir diye düşünüyorduk. O da hiçbir yer bilmez, nereye gider falan diye düşünürken. O da Taksim'de yürürken bulundu. Bu alkışlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine gitsin lütfen. Onlar tarafından Taksim'de yürürken bulundu. Kendi rızasıyla gittiğini söyledi ve ailesine teslim edildi. Yine bir mutlu son, ailesi de aramızda. Onların da Evet. biraz senin yüzün gülmüyor. Benim mi? Yok senin, neden öyle? Ya. Nesi? Ha? Niye gene öyle şeysin? Ha? Ne güzel gözün aydın, sağ salim bulundu. Ay sağ salim bulunsunlar da. Evet. Valla gerisi hep sonra söylüyorum ben. Gerisi sonra hallolur Aysel'cim yani. Oraya götürmüşler de bırakıvermişler mekanım. Hı? Oraya götürmüşler de bırakıvermişler. Taksim'e. Televizyona çıkınca tabii Evet, bana telefon yaşları açtı. küçük Babaanne olunca... şeyin geri çek dedi. Ben de çekmeyen kızım çık ortaya dedim. Yok ben de çıkmayacağım. Çekme, çek şahidin şeyini dedi. Ben de çıkma, Şikayetini. çekmeyen kızım dedim şikayetimi. Çık dedim. Bak dedim bu ban hasta ben hastayım kızım dedim. Yine de hastalandık tansiyonum fırladı. Evet ya, insan böyle işte üzüntüden tansiyon hastası, şeker hastası oluyor da kendimize dikkat etmemiz lazım. Önce Ondan bir sonra izleyelim. dedim bak o yanında arkasında biri o ara diye. Tarihler 21 Kasım'ı gösterirken ardında bir mektup bırakarak kayıplara karışmıştı 16 yaşındaki lise öğrencisi genç kız. 21 Kasım Pazar günü İstanbul Zeytinburnu'ndan kayboldu. Kendisinden 17 gündür haber alınamıyor. Lise 3. sınıf öğrencisi, ay daha 2005 doğumlu ya. Bir mektup bırakmış. Mektupta babaannem benim üzerime geliyor. Televizyona çıkmayın, beni aramayın diye de yazmış. Medineciğim kaçış yok. Günlerdir süren endişeli bekleyişe son veren haber yayınımızın ardından geldi. 16 yaşındaki kızımız Beyoğlu Taksim'de bulundu. 21 Kasım'dan bu yana kayıp olan 16 yaşındaki Medine'den mutlu haber cumartesi günü akşam saatlerinde geldi. Ağlayayım, konuşamıyorum. Çok ucu bulundu. Allah'ıma şükür ediyor. Sağlam bulundu. Hemen koşa koşa geldi o. Genç kız ifade işlemleri için polis merkezine getirilirken baba ve babaanne geldikleri Beyoğlu Çocuk Büro Amirliği'nde kızlarına yeniden sarılmaya çok yakındı. Baba ve babaanne genç kıza yeniden kavuşmanın mutluluğu içinde günler sonra rahat bir nefes alabilmişlerdi. Gözünüz aydın. Sağ olun, Allah razı olsun. Kızınıza kavuştunuz. Kavuştum, nikahını müsaitim. Ne ekmek yedik, ne aş yedik, yemin ediyorum. Ta dün gece uyumuşum, cıtladı içime ferahlık geldi. Sen bizi oraya kabul ettin. Allah bin kere Allah razı olsun. Dünyalar benim oldu. Torunuma kavuştum. Allah dünya var et. Durduk canında durmak nasip etsin. Mutluluklar dilerim Mige Hanım. Allah razı olsun. Gittiklerinde yaşlarını büyük söylüyorlar. Karşı taraflar da bence yüzlerine bakınca anlarlar da anlamazlıktan geliyorlar. Onu evet, da söyleyeyim. Ama sonra tabii siz televizyona çıkınca olayın ciddiyetini anlıyorlar. Evet. Siz bakmayın, ben her ne kadar bunların yanındaki kişiler ifadenin ardından ilk serbest bırakılsa da cezaları var. Olsun mu canım? Heh, bence de olsun. Dün akşamdan beri telefon üstüne kapıyı kilitledim de öyle durdurdum evde. Gideceksin. Kapıyı kilitledim de yemin ediyorum öyle durdurdum evde. Gideceksin de. Onları seviyorsun de gideceksin. Onu seviyorsun de. Ben dedim kızım sevsene seni Taksim'e bırakmazdı dedim. İşte neyse boş ver, oralara girmeyelim ama önemli olan şu. Az önceki aileye de söyledim, siz de burada duydunuz. Yani iki çocuğumuz da bizim lise öğrencisi. Hatta üç çocuğumuz da, yani Urfa'daki çocuğumuza da bakacak olursak. Şöyle düşünmeyin. Lütfen gidin ve liselerin rehberlik servisleri var. Bak benim annem öğretmen olduğu için gerçekten hani bunu şey yapıyorum. Hani gidip aklı başında rehberlik hocasıyla konuşun. Deyin ki böyle böyle, rehberlik hocası konuşmuyor sadece. İlin bu çocuklarla ilgili, yani hangi ildeyseniz bu çocuklarla ilgili yönlendirebileceği yerler var. Hocam tam 4 kere gittim psikoloğu. Ayrı ayrı psikoloğu gittim. Yemin ediyorum ayrı ayrı. Ta 2-3 kere ayrı ayrı psikoloğu gittim ben. Çok haklısınız. Kolunu kes, ama bacağını okul, kes. Ama okul ilgilensin. Yani İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne siz bununla ilgili başvurun. İstanbul'da da yani İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekten bu anlamda hani o okullarda rehberlik ve danışmanlık servisi var ya, o sadece onlar konuşmuyorlar. Onlar bakıyorlar çocuğun durumuna.
Onları yönlendiriyorlar. Hiçbir şey yapamıyorsanız oraya gidin. Onlar da zaten devlet hastaneleriyle de çalışıyorlar. En azından çocuklarla ilgili birimler ya bunlar. Burada sadece evden kaçması da gerekmiyor. Zaten evden kaçmadan önce o sıkıntısını anlayıp yönlendirmek lazım ya. Yani bu sizin başınıza gelen de size özel bir şey değil yani. Neredeyse bu ergenliğe giren çocukların hani %20'si falan diyorlar ama bence bu zaten yani daha yüksek oranda görüyoruz. Şiddeti bunu, farklı olabiliyor. Evet, bunu görüyoruz yani. Çocuklara yardımcı olmamız lazım. Adı üzerinde çocuk. Ya ben bilemedim Megan'ım. Vallahi bilemedim. 12 yaşından beri böyle bu. Evet, 12 yaşından beri. Alakalı. Yani bu yaşıma kadar geldim ama sen gel bana sor. Çok haklısın. Sen gel bana sor. Çok haklısın ama evlat atsan atılmaz, satsan satılmaz, mecburen şey yapacağız. destek vermeye çalışacağız. Bir de Megan, çılgın gibi. Gideceğim. Kapıyı kilitledi. Misafir geliyor ve yataktan çıkmaya, yatağın içine giriyor. Dayıları telefon ediyor. Köyden geldi, Kasımondan geldiler boğum burnu. Konuşmayı, onunla gidesiye böyle hemen inatır araya gideceğim diye. İşte var sıkıntısı çocuğun, işte o sıkıntısı. Tam kandırmışla bu acı zabağı da telefonla konuştu. Birbirini kapıyoruz telefonun, birbirini bakıyorsun ev telefonu var. Ondan i̇şte babaanne de yapma deyince babaannemle yaşamak istemiyorum deyip not bırakıp çıkıyor. Çünkü o da başka bir şey yaşamak istiyor. Bir de ya çocuklar da şöyle haklı. Şimdi mesela ben anneme de diyorum. Eskiden alışveriş merkezi vardı da ben mi gitmek istemedim? Olsaydı ben de gitmek isteyecektim. Yani. Şimdi hele bu sosyal medyaya baktığın zaman ben bu yaşımda özeniyorum insanlara. Ay diyorum ki saçına bak, başına bak, kıyafetine bak, oraya gitmiş, oraya gezmiş, buraya gitmiş. Hani o kadar sanal bir gerçeklik ki aslında bu. Yani burada çok başka şeyler var. Geçen gün de anlattım. Ne yazık ki birçok insanın da, çok üzülerek söylüyorum hemcinslerim adına, kendilerini bir şekilde lanse etme yeri haline gelmiş. Fakat bizim çocuklarımız o yaşta bunu ayırt edebilecek durumda değiller. Sanıyorlar ki hayat öyle. Herkes gidiyor, geziyor, eller havaya, herkes çok şık, çok güzel, çok bilmem ne. Kendim bile, ben şimdi şu yaşımda işte Instagram sayfası açtım. İşte bir tane fotoğraf güzel çıktı mı koyuyorum. Şimdi herkes sanıyor ki ben hep öyle geziyorum. Ben sürekli eşofmanlarla gezen biriyim. Yani beni şimdi sokakta gören, ben eşofmanlarla gezen biriyim. Bir şey giyersen koyuyorsun. Ama şimdi o fotoğraf sanılıyor ki o hep öyle yaşıyor. Hayır, öyle yaşamıyor. Öyle mesela ben şahsen yaşamıyorum. Benim üzerimde yani sabah o kadar hele erken kalkıyorum ki yani pijamalarımla gelsem, eskiden stüdyoya gittiğim olurdu da burası kalabalık diye utanıyorum, gelmiyorum. Yani hani böyle pijamanın üzerine şey giy, gel hani uyuyorsun çünkü hava çok karanlık sabah kalktığında. Hani öyle gezilmiyor, öyle yaşanmıyor aslında. Bir gittiğin yeri koyuyorsun, insanlar sanıyorlar ki sen hep geziyorsun. İşte sen hep çok şıksın, çok bakımlısın falan. Öyle bir hayat yok aslında ama çocuklarımız tabii onları gördüğü için algıları bozuluyor. O hayata özeniyorlar. Şimdi sağ olsun izleyiciler beğenmişler Instagram'da işte fotoğrafımı. O benim 20 yıllık elbisem. Hani giderken giymiştim, bu küçük cadı çekiyor bazen. İlla ki koyalım diyor. Koyalım diyorum yani. Ama şimdi kaç tane yani hani... Yani öyle bir hayat yok. Yani çocukların bunlara özenmelerini anlıyorum. Özellikle onların yaşıtları grubunda da yani farklı yaşayan çocuklar var. Diyor ki ya benim yaşıtım bunu yapıyor, ben de bunu yapayım. Biraz çocukları da anlamak lazım. Zor ama yani elde avuçta tutmak çok zor. O yüzden sizi anlıyorum. Tutamayan bir kendim. Vallahi tutamayan. Yoruldum, çok i̇şte yoruldum. Dediğim gibi çok konforlu çok ilaçlar var. Ergenlik döneminde de alınabilecek çok konforlu ilaçlar var. Onlarla çocuklarımızı biraz daha sakinleştirip bu ergenlik dönemini daha iyi atlatmalarına vesile olacağız. Biliyorsunuz ergenlik dönemiyle ilgili saatlerce yayın yaptık burada uzmanlarıyla. Onlar da anlattılar. Bu bir dönem. Geçeceğini bilerek, geçeceğini ümit ederek... eminim şu anda birçok anne baba diyordur. Yani geçeceğini ümit ederek beklemek lazım. Ama çok da çok enteresan, çok da sıkarsan kaçıyor. Hiç sıkmadım mı kendim? Bak ilk evvela sıkıyordum kızım. Dışta her şey var kızım. Yılan da çayağında bekleyesen aynı böyle yavrum. İstediğin bir varsa nişanların 18 yaşında da düğününü yap bari. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.